Sayın Genel Müdürüm, e, tam Batı ülkelerinin Avrupa Birliği'nin göçe bakışını konuştuktan sonra e, hemen hayalime, aklıma, bilgimi elbette Almanya'da ee, Almanya'nın sistemli olarak e, son 60 yılda almış olduğu e, bir göç var ve bu hı hı. göç e, sonrasında üçüncü dördüncü nesli barındıran hı hı. göçmenler var. Ee, Almanya'nın kendi deyimiyle sosyal entegrasyonunu başaramadığını, hı hı. bu konuda hatalar yaptığını ifade ediyor. Ee, bir yandan da bizim de e, çalışmalarımızı görmek için gelen heyetlerin de e, dikkat ettiği ve dile getirdiği gibi e, Türkiye'nin bu başarısındaki sırrı nedir? Hmm. Türkiye'de provokatif e, herhangi bir eylem olmuyor. Münferit vakaları sanmıyorum. Hmm. Onlar gerçekten çok münferit. Dünyanın hmm. her yerinde her hmm. zaman hmm. olabilecek konular. E, Türkiye'nin bu başarısının sırrı nedir diyen heyetler oldum. Ben tam da bu bağlamda size e, sosyal uyumun e, nasıl tanımlarsınız, sosyal uyumun çift yönünü, e, haklar ve yükümlülükler konusundaki değerlendirmeniz hmm. ne olur? Bugün e, sosyal uyumla ilgili neler yapıyor genel müdürlüğünüz ve bizlerle paylaşabileceğiniz yeni programlar var mıdır hmm. diye sormak isterim. Tamam. Biraz Almanya'dan bahsedelim yani. Şimdi Almanya e, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sıçramasını gerçekleştirebilmek için. Akılcı bir yönteme başvurdu. Yani özellikle Türkiye'den ve eski Yugoslavya ülkelerinden, o Balkanlardaki hmm. coğrafyadan e, ekonomik bir göç istedi. Yani talepli bir göç istedi. E, tabii göçmenlerin bavulunda yani sadece ev sahibi ülkenin isteklerine yönelik bir birikim, bir hafıza, bir müktesebat olmuyor. Hmm. Yani giderken. İşte yemeğinizi de götürüyorsunuz... ...baharatınızı da götürüyorsunuz... ...kültürünüzü de götürüyorsunuz... ...takılarınızı da götürüyorsunuz... ...işte eve ait bir takım objeleri... ...ya da sosyal hayata dönük... ...bir takım objeleri de götürüyorsunuz... ...yani işte Almanya... ...fötür şapka takarken... ...bizimkiler işte kasket götürüyor hı hı. gibi böyle... ...burada tabii... ...şuna da değinmek icap edebilir... ...yani netice itibariyle... ...hemen hemen her göçün... Yani kaynağı ne olursa olsun her göç hareketlinin e, neticesinde istenilen şey ekonomik. Yani bir aile kurmak amacıyla da bir başka ülkeye göç etmiş olsanız ya da öğrenci de olsanız, yatırımcı da olsanız, iş adamı da olsanız, işçi de olsanız veya e, mevcut bulunduğunuz, doğduğunuz ya da yaşadığınız ülkede artık can güvenliğinizi sağlayamayacak, yaşamınızı devam ettiremeyecek durumda da olsanız neticede can güvenliği ve yaşam, Ekonomik göstergelerle ve standartla da ilişkili ve ilintili bir şey. O yüzden e, günün sonunda her şey ekonomiyle bağlantılı. Yani Almanya belki başlangıçta şöyle düşündü. Yani bir e, iş gücü kapasitemizi geliştirecek bir insan kaynağını alırız, hı hı. ekonomik olarak da bunlardan bir e, kazanım elde ederiz. E, ama netice o itibariyle geldiklerinin sosyal uyumuyla ilgili e, belki öncesinde bir şey. E, öngörmediler, öncelemediler, planlamadılar. Ya da şöyle düşündüler. Yani yine o batı felsefesinin bir yaklaşım şeyiyle materyalist bir felsefeyle baktılar. Yani göçmenin bavulunda getirdiklerini önceleyemediler, öngöremediler. Öngördükleri takdirde de insana ait olmayan kavramlarla muamele etmeye çalıştılar. İşte Hı. bunlardan aklımıza gelen iki tanesi. Birisi asimilasyon. Yani e, öz kültürlerini, özbenliklerini terk etsinler dillerini terk etsinler dinlerini terk etsinler ve tamamen işte Almanlarla birlikte işte e, Alman e, kurallarına, Alman yasalarına Alman örf ve adetlerine günlük yaşam pratiklerine uygun bir e, asimilasyona tabi tutarız diye düşündüler e, bunu yani konunun iyi bilenleri e, çok daha iyi anlatırlar benden daha iyi anlatırlar mutlaka e, ama tabi ee, hani ben nereden değinebiliyorum bu işe? Yani hemen hemen e, Türk halkının yüzde yakınının Allah bir Almancı <laughs> diye tabir ettikleri ama bir gurbetçi şeyi vardır. Hı -hı. Hikayesi evet. vardır. Ee, gurbetçilerimiz var bizim. Yani çekirdek ailemizde olmasa bile işte e, en kötü ihtimalle komşumuzda bir gurbetçi vardır. Akrabalarımızda bir gurbetçi vardır. Ve onların bir 60 yıllık bir hikayesi var. Yani sonra ne yaptılar işte birinci kuşakta bunun tutmadığını görünce e, ikinci kuşakta bir entegrasyon kapısı araladılar. Yani işte bir bir takım kendi özgür yani kendilerini ifade edebilecekleri günlük yaşamda kendilerine yer bulabilecekleri işte kendi kültür merkezlerini açabilecekleri kendi okullarını açabilecekleri kendi ibadet mahallelerini açabilecekleri bir esneklik alanı. Ee, bunu yani kendi düğünlerini kendi adetlerine göre yapabilsinler falan böyle bir entegrasyon alanı. Bu burada çok uzun yıllar dayattılar. Yani herhalde e, böyle Batılı dostlarınızdan size o başarıyla ilgili takdir hislerini dile getirenler bunu aslında anlatmaya çalışıyorlar. Yani biz bunu yaptık yarım asra yakın e, entegrasyonu yaptık ama entegre olmadılar. Hı hı. Yani olmazlar çünkü e, insanlar çip değildir. Yani hı hı. bilgisayar çipi değildir bir yazılımın ya da donanımın parçası değildir. Yani entegre edemezsiniz bir şey bir yere. Yani orada ne yapmanız gerekir? O arada işte Hiç, bizim öyle. tabirimizle ahengi tutturmanız gerekir. Hı hı. Yani güfte ile beste arasında bir prozodi hatası olmayacak. Her şey uyum içinde olacak. Biz ona uyum diyoruz. Hı hı. Yani dilimizde onu çok e, karşılayan tabir var. E, uyum olması gerekiyor. Yani hem ev sahibi toplumun hassasiyetlerini önceleyen çünkü asıl olan buranın milletinin huzurudur. Ama hem de gelen insanlara başından biri söylediğimiz hak ve hürriyet, hukuk temelli bir zeminin oluşturulabilmesi için ve günün sonunda onlardan ekonomik bir takım böyle parametrelerden e, faydalanacaksak tırnak içinde söylüyorum. Yani hukuku ...göz ardı etmeden, hakkı göz ardı etmeden, Hatta insanlık öznesini göz ardı öyle. etmeden... ...artı yani. değerler konusunda bir fayda sağlayacaklarsa bize... ...onlara da bir zemin oluşturmak adına bu uyum faaliyetlerini yapmanız gerekir. Uyum, kalıcılık demek değildir Ayşegül Hanım. Yani farklı becerilere, maharetlere, kabiliyetlere... ...farklı uçlara, farklı fikirlere, farklı görüşlere, farklı düzenlere sahip toplumları... Ev sahibi toplumu yani ev sahibi olmanın hassasiyetiyle göçen toplumu ise geçici olduğunu bir statüsünün olduğunu yani bunun bir zaman sonlanacağını, geldikleri yere dönebileceklerini veya üçüncü bir ülkeye gidebileceklerini, kalanların da tamamen bu ülkeye karşı bir aidiyet hissedeceklerini anlayacağınız noktaya kadar uyum devam eder. Yani uyum hiç bitmez. Uyum hiç bitmez. Yani dünya var olduğu müddetçe toplumlardaki göçe dönük uyum faaliyetleri devam eder. Bu bir, ikincisi uyum kalıcılık demek değildir. Hı hı. İşte gelen toplumun buraya uyumunu sağlamak için yapılan faaliyetlerdir. Bir de uyum çift taraflıdır. Hı hı. Yani tamamen onlar bize uyum sağlasınlar eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Nasıl ki bizim gurbetçilerimiz 60 yıldır Avrupa'da ve özelde Almanya'da bir takım uyum problemleri yaşadılarsa hala bunların aşılmasına dönelik çok yoğun çabalar çift taraflı olarak yapılmaya çalışılıyorsa e burada bize gelip sığınmış insanların da insan olmanın gerekliliğinden doğasından kaynaklanan problemleri olacaktır. Hı hı. Devlet de zaten bunun için var. Birlikte sahada çalıştığımız sizinki gibi güçlü sivil toplum örgütleri bunun için var. Bir taraftan bu insanların insani ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bu insanları Kamu hizmetlerinden doğru şekilde yararlandıracağız. Efektif olarak yararlandıracağız. Ve aynı zamanda bu insanların iş gücüne katılımını sağlayacağız. Çünkü kendi ayakları üzerinde durmalarını isteriz. Hı hı. Neticede günün sonunda göç dediğiniz şey ekonomiye gelip dayanır. Ama bir taraftan da yani bu insanlar bizim o başından beri çizmiş olduğumuz çerçeve, iklim ve zemin noktasındaki... İşte e, yıllarca kadim tarihimizden, kadim coğrafyamızdan, kadim aklımızdan, kadim ahlakımızdan getirdiğimiz zemine uygun bir şekilde insanlık onuruna uygun bir şekilde burada duracaklar anlamına gelir. Hı -hı. Uyum dediğimiz zaman bunu anlarız. E, biz neler yapıyoruz uyumla ilgili? Hemen o özele inmeye çalışayım size kısaca. Şimdi e, bir kere e, uyumla ilgili yani yabancılar açısından iş hayatı barınma, eğitim, e, sağlık, sosyal hayata katılım, e, dil sorunu, cinsiyet ve nüfus dağılımı gibi yani çok çeşitli bir süreç bu. Yani çok <laughs> çeşitli paradigmaları içeriyor. Ama özellikle ekonominin daralma dönemlerinde de yaşanan sorunluklar çoğunlukla haksız algılar nedeniyle yabancılara bağlanılıyor. Yani yabancılar hedefe oturuyor. Yabancılar çok özür diliyorum tırnak içinde yani günah keçisi ilan edilmeye çalışılıyor. Bizim uyumla ilgili bütün bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Türkiye'de evet bugün bir takım böyle yani sosyal tansiyonu arttırıcı olayların e, çok böyle genel olmaması, yayılmış olmaması, dağılmış olmamasının arka planında, geri planında. Bu işlerin sizin ifade ettiğiniz gibi çok münferit yani çok bireysel e, çok böyle mevzi kalmasının arkasında işte Türkiye'nin e, bütün e, paydaşlarıyla birlikte uyumu yönetebilmesi ve uyuma dair dünyaya da bir şey söyleyebilmesinden geçiyor. Ee, şimdi ülkemizde bizim tabii e, problemimiz bir düzensiz göçle mücadele. Diğeri de e, sayıları hakikaten dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan kadar fazla olan sığınmacı. Yani e, statüsü verdiğimiz geçici korumalı Suriyeli kardeşlerimizin olması. Yani buradan kaynaklanan problematik alanlar var. Şimdi bu anlamda e, Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü bu 6458 sayılı kanunun e, 96. maddesine göre... E, yabancıların ülkemizde toplum ve karşılıklı uyumlarını desteklemek, yerel toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere faaliyetler gerçekleştiriyor. Mesela e, son e, beş yıl içinde yaptığımız faaliyetleri şöyle tematik başlıklar altında toplayabiliriz. E, bunlar tabii bir de şöyle bizim bir göç kurulumuz var. Yani Sayın Bakanımızın başkanı olduğu ilgili bütün bakanlıkların bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildiği hı hı. ilgili genel müdürlük müdürlerin olduğu e, bir e, göç kurulumuz var e, bu göç kurulunda kabul edilmiş bir e, uyum strateji belgesi ve ulusal eylem planımız var yani 2017 2022 yılının sonuna kadar 5 yıllık bir e, strateji belgemiz var e, 2023-28'i de çalışıyoruz yani stratejik hedeflerimiz var. Yani başından biri bir politikamız var. Başından biri stratejik hedeflerimiz var. E bunların çerçevesinde bu stratejik hedeflerimiz ve belgemiz çerçevesinde e, tematik bazı alanlarda uyum faaliyetleri yapmışız son beş senede. Mesela bunlar biz bize sohbetler. Hı. Ne yapıyoruz? Hem yerel toplumdan ilgili konunun ilgilisini hem de yabancı toplumdan ilgilisini alıyoruz. Göç İdaresi Başkanlığı'nın ve ilgili kamu kurumlarının yapmış olduğu hizmetleri onlara anlatıyoruz. Anlattıktan sonra da kendi aralarında kaynaşmalarını sağlıyoruz. Fikir alışverişini sağlıyoruz. Bunu 81 ilimizde yaptık ve düzenli aralıklarla yapmaya devam ediyoruz. Yani bu e, konsepte bu kapsamda 200'e yakın program gerçekleştirdik. Bir kısmına siz de paylaştınız. Yani sizin desteğinizle gerçekleştirdik. E, bunun dışında mahalle buluşmaları yapıyoruz. Bu Ramazan'da iftar vesilesiyle oluyor veya başka bir zamanda gidiyoruz. Mahalle muhtarımızı buluyoruz. Mahallenin camisinin imamını buluyoruz. Okulunun müdürünü buluyoruz. Ak saçlısını, akil adamını buluyoruz. Ondan sonra ablasını buluyoruz. Kapı çalıyoruz. Yani siz bu mahallede yaşayan bir yabancıymışsınız. Bir ihtiyacınız var mı? Ne yaparsınız? Nerede çalışırsınız? Ne yer ne içersiniz? Çocuklarınız okul mu? Okurlar mı? Okula giderler mi? Ya yani Mesela bu ee, en kritik sizin de mesela bu edu Hı -hı. programlarınızla üzerinde çok böyle durduğunuz ve büyük bir başarı elde ettiğiniz e, çocukların okullaşma oranı okula gitmeleri. Hı -hı. Yani bizim Almanya'da kayıp kuşaklarımız olmuştu biz buna müsaade edemeyiz. Bu çocuklar okumalı okumalı ki geriye döndükleri zaman ülkelerine avukat olsunlar hakim olsunlar savcı olsunlar genel müdür olsunlar programcı olsunlar yapımcı olsunlar Hı -hı. sivil toplumda çalışsınlar. Ee, bunları önceleriz. Yani bunun dışında e, bu bizim için önemli yani mahalleye gitmek önemli yani sizin de böyle bir kapasiteniz olduğunu biliyorum. Yerelde uyum buluşmaları yapıyoruz mahallinde yani özel bir alanda nedir yani buradaki mesele. Uluslararası öğrenci buluşmaları yapıyoruz. Ee, bununla ilgili çalıştaylar yaptık. Akademisyenlerle uyum buluşmaları yapıyoruz. Göç araştırmaları merkezlerini topluyoruz. Kamu kurumlarını topluyoruz. Yani Kızılay'la Yeşilay'la etkin olarak yürüttüğümüz programlar var. Yerelde kadın buluşmaları yapıyoruz. Yani kadın ve çocuk özelinde e, meselelerin konuşulduğu tartışıldığı. Bu konseptlerimizin birçoğunda odak grup görüşmeleri oluyor. Yani iki günlük programlar bunlar. Birinci gün odak grup görüşmeleri oluyor. Tarafların bütün e, masanın üzerine dökebileceklerini alıyoruz. Buradan verileri topluyoruz. Kısa bir analiz sürecimiz var. Bu analizden sonra ertesi gün geniş katılımlı bir toplantı hı hı. yapıyoruz. Daha sonrasında da arkadaşlarımız bunları tek tek değerlendiriyorlar bu veri setlerini. Buradan bir analiz ve bir politika yani üst makamlara bir raporlama yapıyoruz. Kamu ve STK uyum buluşmalarımız var. Ekonomide uyum ve iş dünyası ile buluşmalarımız var. Bölgesel göç, güvenlik ve sosyal uyum çalıştayları yaptık yapmaya devam ediyoruz. Göç alanında yerel yönetimlerle istişare çalıştayları düzenliyoruz. Ve az evvel de bahsetmiştim yabancılar iletişim merkezimiz var. E, 7-24 esasına göre bir çağrı merkezi 157'yi tuşluyorsunuz ya da yurt dışından da arayabiliyorsunuz. Ayrıca e, interaktif tabanlı yani web chat'i var, internet sayfası var, mobil uygulaması var. Bu kanallardan ulaşabiliyorsunuz kesintisiz 7-24. Orada yedi dilde tercümanımız var. Yani başta kendi dilimiz Türkçe olmak üzere İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Almanca ve Peştuca <laughs> dillerinde hizmet veriyorlar. Bu arkadaşlarımız çağrıları karşılıyor. Bugüne kadar 14 milyonun üzerinde çağrı aldı ve bugüne kadar yaklaşık 10 bin insanı da botların üzerinden kurtardı Ayşe Hanım. <laughs> Ay Ayşe yani yani böyle, zaman bir, zaman... böyle bir şeyi de var. Yani müthiş bir insani hizmeti de, <laughs> var. de var. Yani sahil güvenlikte. Efendime söyleyeyim kolluk birimleriyle e, entegre bir şekilde çalışıyor. E, yönlendirme yapıyor, kamu kurumlarına yönlendirme yapıyor. Hatta işte hani e, sizlere dahi vakalarla ilgili bir takım böyle yönlendirmeler yapıyor. Bizim uyum konusunda e, yaptıklarımız bunlar. Tabii e, bir konu konuda e, özel olarak bahsetmek gerekir. Şimdi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilatı kurulurken, ee, sahada görev yapacak saha ofisi olarak çalışacak saha taramasında çalışacak bir bir ekip ya da bir teşkilat yapısı kurgulanmamış çünkü işte e, sahada o tarihi itibariyle e, sivil toplum kuruluşlarımız var ASAM var sizin e, illerdeki kapasiteleriniz var toplum merkezleriniz var ee, Yeşilayımız nispeten YEDAM'lar var Kızılay toplum merkezleri var e Böyle bir şey yapılmamış ama bunun bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. En azından farkındalığı arttırmak için. Kamunun yaptığı hizmetlerin doğru olarak bilgilendirilmesi açısından biz de bir e, saha e, ekibi e, kurmayı düşünüyoruz. Çok Buna güzel. kırlangıçlar dedik. Çok ee, güzel. Bizim biliyorsunuz göç idaresinin logosu, kırlangıç hı hı. logosu var, amblemi. Yani hem göçmen bir kuş olan kırlangıçı hı hı. anlatıyor hem de hilali anlatıyor. Böyle kırlangıçlar diye önümüzdeki dönemde devreye sokacağımız sahada çalışacak, ee, yanlış bilinen doğruları bize anlatacak. Bir yabancıyla karşılaştığı zaman sizin ödevleriniz, yükümlülükleriniz budur. İşte suçtan uzak durun, yani toplumsal mesafeyi e, zedeleyecek işlerden uzak durun diyebileceği, e, oturup sohbet edebileceği, yakınmaları, şikayetleri, hassasiyetleri, talepleri dinleyebileceği böyle bir yapıya gitmeyi düşünüyoruz. Bir göç gönüllüsü e, sahaya süreceğiz. Çok bir de bu, bununla birlikte bir, bir de bununla birlikte sahada e, birlikte yürüttüğümüz, e, sizinle birlikte yürüttüğümüz suyeden bahsetmek isterim son olarak. Sosyal uyum ve yaşam eğitimi. Yani biz burada ne yapıyoruz? Yasal e, başta Suriyeliler olmak üzere ...yasal kalış hakkına sahip tüm yabancılara, yetişkin yabancılara, 17-65 yaş arasındaki yabancılara... ...sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın devamını sağlayacak, kolaylaştıracak ve uyumlaştıracak... ...Türkiye'nin kültürel yapısını anlattığımız gelenek ve görenekleri, e, genel ahlak ve toplumsal yaşam kurallarını... ...yani adab-ı muaşeret dediğimiz, görgü kuralları dediğimiz, sosyal yaşam kurallarını anlattığımız... Hak ve yükümlülükleri anlattığımız, sosyal hayata ilişkin bilgilendirmeler yaptığımız, eğitim ve sağlık imkanlarından bahsettiğimiz, hukuki konular ve geçim kaynaklarına erişim konusunda da yönlendirdiğimiz, bilgilendirdiğimiz bir programımız var. Sosyal uyum, uyum yaşam eğitimi. Bugüne kadar 550 bin kişiyi bu eğitimlere e, aldık ve bunlara sertifika verdik. Yıl sonuna kadar 2022 yıl sonuna kadar hedefimiz e, 1 milyon. Yani bu kapsamda yaklaşık 1.7 milyon insan var yani bu yaş aralığında ve yasal kalış hakkına sahip. Herkese eğitimden geçireceğiz. Yani zaman zaman şöyle sorular geliyor. Ya işte hani hiç mi bunlara bir şey anlatmıyorsunuz? Hiç mi yani toplumsal hayata nasıl katılırlar, nasıl yaşar? Hayır. Yani biz bunu yapıyoruz ama alan tabii zor bir alan. Yani insanları şey yapabilmek ama bu inanılmaz bir kapasite geliştirdik. Yani Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla ve e, sizinki gibi sivil toplum örgütlerinin desteğiyle bu işleri yapıyoruz. Ama dijital mecralarda da bu işleri yaygınlaştıracağız. Önceliğimiz ve hedefimiz herkesin bu eğitimi ve eğitimin sonunda sertifikası a, sertifikayı alması. Burada şu da yapılıyor. Çarşıda, pazarda, AVM'de, taksi durağında, ya yani günlük hayatta kendini nasıl Türkçe ifade edersin, yani ekmeği nasıl istersin, suyu nasıl istersin, nasıl oturup kalkarsın bunu yapabileceği derecede bir Türkçe öğretmek. Bu arada da tabii ki şunu da ifade edeyim. Bunun bir üst modeli olarak e, yani e, 120 saatlik yani SUYE 2 diye bir modül üzerine de her iki bakanlığımızla çalışmaya devam ediyorlar. Bu eğitimleri SUYE projesinde diye ifade edecek olursam. E, i̇lk günden beri ben de yakından takip ediyorum. Hı hı. O yüzden olumlu sonuçlarının e, Türkiye'li Türk topluluğu içinde çok e, ciddi anlamda Suriyeli yabancı e, dostlarımız içinde ciddi anlamda olumlu sonuçları hı. olduğunu görüyorum. Olmaya da devam edecek. Umarım biz de elimizden gelen bütün desteği vermeye devam ederiz. Çok teşekkür devam ediyorum. Ederiz. Örnekleri var herhalde bütün dünyada hı hı. bu takım bu tip eğitimlerin. E, ama bu kadar yaygın yani örgün bir çok eğitim. Ee, ve bu kadar yüksek bir kapasite ve bu kadar yüksek bir sayı ve ders içeriğinin bu kadar da e, yoğun olduğu e, bir şeyin olduğunu e, ben yani uluslararası e, katılım sağlamış olduğum e, programlarda, projelerde veya işte yurt dışı temaslarımda da gördüm. Bizimki gibi bir şey yok. Hı -hı. Bu anlamda da biz bir müddet sonra bu konuda da tecrübe aktarımının içine girebilir. Ee, ve bu konuda geliştirmiş olduğumuz başarıyı ihraç edecek hale gelebiliriz. Hocam aslında e, tam bu noktada hani akademik çalışma ilişkin Hı -hı. bir soru geliyor aklıma ama daha evvelinde de e, kalıcı olmalarına ilişkin konuşmanızdan hani aklıma gelen soruyu hemen e, unutmadan sormak hmm. istiyorum. Biliyorsunuz dünyada göç hareketlileri, e, hareketlilikleri sonrasında e, kalıcı çözümler üç adet. Bir hmm. tanesi e, üçüncü ülke yerleştirmesi, hmm. öbürü e, bütünleşme e, ve diğeri de geri gönüllü geri dönüşler. Hmm. E, şu dönemde kamuoyunda sıklıkla gönüllü hmm. geri dönüş üzerinde konuşuluyor. Ee, ve çok meşgul ediliyor. Çok Hı -hı. tartışılıyor bu konu. Ee, sizin e, bu konuda e, özellikle başkanlığın e, Hı -hı. gönüllü geri dönüş programlarına ilişkin ki e, planlamaları nedir? E, görüşleri nedir? Bunu sormak istiyorum. Sonrasında da gerçekten akademi sorusunu tamam. e, geçmek istiyorum. Tamam peki. Şöyle e, öncelikle tabii şunun bilinmesi gerekiyor. Yani bizim e, en başta bahsettik. Yani işte taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler var. Ee, ve tabii ki bizim bir kanunumuz var. Yani hı hı. 6458 sayılı bir kanunumuz var. Şimdi e, uluslararası göç terminolojisinde, yani göç hukukunda ve göç sosyolojisinde mülteci diye bir kavram var. Hı hı. Şimdi e, yani yerinden, yurdundan edilmiş, işte iltica talebinde bulunmuş, sığınma talebinde bulunmuş, uluslararası korumaya başvurmuş. E, insanlarla ilgili çatı bir kavram ancak bizim e, Ayşegül Hanım e, mevzuatımızda kanunumuzun 6458 sayılı kanunun 61. maddesi e, mülteciyi 62. maddesi e, şartlı mülteciyi 63. maddesi ikincil korumayı yani hafızam beni yanıltmıyorsa düzenliyor hı hı. şimdi bu bizim e, iç hukukumuz ve egemenlik hakkımız şimdi hem e, göç politikacısı, politikası uygulayıcıların yani devletin hı hı. ilgili birimlerinin hem bu alanda çalışan STK'nın, kamu kurumlarının, medyanın ve akademinin e, kendi hukukumuza saygılı olmaları gerekiyor. Çünkü e, biz öncelikle kendi anayasamıza, yasalarımıza, kanunlarımıza, mevzuatımıza e, saygılı olmazsak ve buna dair ortak bir dil geliştirmezsek e, dışarısı bizi hiç dinlemez sürüklemek ister. Yani kendi akılları ve kendi politikalarına sürüklemek ister. Şimdi bizim 61. madde diyor ki sadece Avrupa ülkelerinde, sadece Avrupa ülkelerinde bir iç karışıklık ve savaş olduğu takdirde işte Türkiye'ye gelip de iltica talebinde bulunana mülteci statüsü verilir diyor. Hı hı. Yani bizim e, şu andaki mevcut e, mer'i yani yaşayan, yürüyen hukukumuzdaki mülteci kavramının Karşısı, karşıtlığı bu. Avrupa'dan gelmiş olacaksınız. Ee, bizim Cumhuriyet tarihi boyunca, yani başından beri e, böyle statü verdiğimiz e, kişi sayısı yaklaşık 100 civarındadır. Yani 90 ile 100 arasındaki bir sayı. Yani Bütün, Türkiye'deki bütün mülteci sayısı budur. Yani dinleyenler belki ilk defa böyle bir bilgiyle karşılaşıp şaşırabilirler. Çünkü her ağzını açan Türkiye'de mülteciler, Suriyeli mülteciler diye ağzını açıyor. Mültecilik çatı bir kavram sosyolojide kullanılan bir kavram ama bizim kanunumuz açısından mülteci iltica eden ve o statüye ve e, statüyü verdiğimiz insan için ifade edilen bir şey. Buradan nereye gelmek istiyorum? Şimdi biz 2011'de kitlesel bir krizle karşılaştık. Yani bir akılların almayacağı bir şeydi. Zaten Avrupa bu sayıları da bir türlü şey yapamıyor. Yani hazmedemiyor, içselleştiremiyor, akıl yüretemiyor. O yüzden bize her defasında ee, şey yapıyorlar. Yani takdir ettiklerini, tebrik ettiklerini söylüyorlar ama... ...göç öyle çok takdirle, tebrikle falan da yönetilebilecek bir alan değil. Yani Hı -hı. insanın yarasına merhem olacak, toplumun yarasına merhem olacak... ...ve devletleri de birbiriyle çatıştırmayacak bir alanda problem alanlarına merhem olacak olabilecek bir şeyle yönetmeniz gereken bir alan yani burada böyle e, nasıl ifade edeyim böyle e, lokal işlerle butik işlerle geçici işlerle pansuman tedbirlerle e, göç yönetilmez yani göç rasyoneldir akılcıdır e, uzun solukludur e, ve sürekli dinamik enerjik olmanız <laughs> gereken bir alan şimdi biz ee, Suriye bizim kadim coğrafyamış. Yüzyıl öncesinde yani Osmanlı sancağı altında bir devletimiz bir şeyimiz vardı. Ee, bu şeyden koptuk. Yani bu iklimden koptuk. Ama ne Balkanlardan ne Kafkaslardan ne Irak Suriye coğrafyasından ne de bize yakın coğrafyalardan gelip de sığınmış olanlara e, biz mülteci statüsü vermediğimiz gibi bu sayı yoğunluğundan dolayı ve kadim coğrafyamızdan geldiklerinden dolayı e, Suriyelilere e, bir sığınma hakkı vermişiz hı hı. ve bununla birlikte bir geçici koruma statüsü hı hı. ile birlikte bunu düzenleyen bir yönetmelik çıkarmışız. Şimdi herkesin bilmesi gerekiyor ki Suriyeliler Türkiye'de geçici koruma statüsüyle kalan sığınmacılar, hı hı. mülteci değiller. Bu bir. Çünkü mültecilik statüsü verdiğiniz takdirde, iltica ettiklerini kabul ettiğiniz takdirde, üçüncü ülkeye yerleştiremezsiniz. Ülkesine geriye de döndüremezsiniz. O zaman işin hukuku, hak boyutu çok farklı bir yere evrilir. Ülkeleriyle de bağını koparırsınız insanların. O yüzden e, biz onlara geçici koruma statüsü verdik. Adı üstünde geçici koruma, yani korumanın, uluslararası korumanın sürekli olmadığı anlamına gelir. Çünkü devlet başından biri e, şunu öngörmüştür. Bu insanlar oradaki çatışma bittiği anda, savaş bittiği anda e, hak ihlalleri bittiği anda ülkelerine, yuvalarına geriye dönecek. Devletin aklı başından biri buna çalışmıştır. E, şimdi tabii ki netice itibariyle e, geldiğimiz bu noktada e, bu insanlar geçici koruma yönetmeliğinden ve yabancılar ve uluslararası koruma kanunundan kaynaklanan insani bütün hak ve hürriyetlerini kullanıyorlar. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Ama bir taraftan da biz yani bu göç akımlarını durdurabilmek ve ülkemizin güvenliğini de e, devam ettirebilmek amacıyla oralarda bir operasyon gerçekleştirdik. Yani Barış Pınarı, e, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı. Evlatlarımız şehit oldu. Yani oradan bize ciddi bir Suriye PKK'sı, PYD'si tehdidi var. Bir DAEŞ tehdidi var. İşte 3000 kilometre öteden gelip de 3000 tır e, tır dolusu silah getiren bir akıl var, bir kurgu var, bir mekanizma var. E, düzensiz göçle mücadelenin, göçle mücadele etmenin e, paradigmalarından biri de yani göçü kaynağında durdurmaktır ve sınırınızın ötesinde durdurmaktır. Bununla ilgili Türkiye bütün kapasiteleri gerçekleştiriyor. Sınır yönetimini en üst düzeye taşıyor. İşte elektrooptik gözet, sınır duvarları, sınır yönetimi ama bununla birlikte de burada bulunan insanların artık güvenli hale gelmeye başlayan savaşın olmadığı, iş çatışmanın olmadığı ki bunu da şurada ifade etmek gerekir. Yani Suriyeliler vatanlarını savunsaydı diye çok ciddi böyle eleştiriler başından biri var. Suriyeliler kendilerine saldıran üçüncü bir ülkeden bir savaştan kaçıp da buraya gelmediler. İç savaştan kaçtılar. Hı hı. Kardeş kavgasından kaçtılar. Bunu çok net bir şekilde açık bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bu insanlar artık o bahsettiğimiz operasyon bölgeleri güvenli hale geldiği müddet boyunca artık yerlerine, yurtlarına, evlerine geri dönebilmelerinin adıdır gönüllü geri dönüş. Mevzuata uygundur. Gönüllü geri dönüş mekanizmasına uygundur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin denetimi ve gözetimi altındadır. Yani evrensel hukuka aykırı hiçbir şey yoktur. Bununla ilgili şu anda yani uzun süreli bir şeyimiz var. Yani bir e, politika ve bir süreç işleyişiyle ilgili e, yapmış olduğumuz işler var. E, orada Sınır ötesi tarafta bu insanlar gittikleri takdirde eski yaşam standartlarına ve konforlarına ulaşabilmeleri için altyapısıyla, üst yapısıyla Türkiye'nin bir takım yatırımları var. Gittikleri zaman e, buradan götürecekleri hatıraları orada devam ettirebilecekleri bir rehabilitasyon sürecini ya da biz geriye tekrar döndük diyerekten oluşturabilecekleri bir travma ortamanın e, meydana gelmemesi için çok yönlü, ...düşünülmüş, hı hı. E, hassas düşünülmüş... ...konunun bütün taraflarıyla birlikte... oturulup müzakere edilmiş... ...bir sürecin üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. E, bunu da şöyle saygıdeğer... ...Cumhurbaşkanımız ifade etmişlerdi. Onurlu ve güvenli. Yani çünkü bunlar insan. Çünkü bunlar bizim muhacirlerimiz. Çünkü bunlar bizim insanımız. Bunlarla çok ortak noktalarımız var. Onurlu, insanlık onuruna... Hı hı. ...uygun bir şekilde... ...tekrar kendi kadim e, vatanlarına... ...dönebilecekleri bir mekanizma... ...ve güvenli. Yani çatışmanın devam ettiği... ...halen daha Azez'de, BAP'ta, Cerablus'ta... ...işte Münbiç'te, İdlibte, ...yani bizim şu anda... ...kontrolümüz altında olan ya da olmayan... ...bölgelerde, çarşıda, pazarda... ...motosikletlerle... ...efendime söyleyeyim alışveriş sepetleriyle... ...hala da bombaların patladığı bir ortama... ...insanların can güvenliğinin olmadığı... ...gelecek kaygılarının olduğu bir ortama... ...biz bu insanları kesinlikle sürüklemeyiz... Hı hı. Yani kimse kusura da bakmasın yani. Hani bu güvenli. konuyla ilgili de kimse böyle yani bir eleştirel bir yaklaşımın içine girmesin. Yani ne bu Aziz Türk milletinin ne de şanlı Türk devletinin e, kendine sığınmış sığınmış insanları zorla bir daha yerinden edip de e, geriye itecek, sürükleyecek, püskürtecek ne bir aklı var, ne bir ahlakı var. Ne de bir e, ajandası var yani. Böyle bir şey yok. Ha o, e, bununla birlikte onurlu olacak bu iş güvenli olacak ve tabii ki gönüllü olacak yani uluslararası hukuk da bunu istiyor burada tabii ki süreçler işleyecek yani bu insanlarla e, zaten şu ana kadar 550 bin insan yani 550 bin insan döndü yani onlar artık geçici koruma e, statülerinin devam etmeyeceğini biliyorlar orada bir gelecek kurgulayacaklarını biliyorlar ve rıza'ya dayalı olarak mülakatlar yapılıyor. Burada birleşmiş milletler oluyor, göç oluyor, sivil toplum örgütleri oluyor, kızılay oluyor, valilik tarafları oluyor ee, ve gönüllü bir şekilde oraya geriye dönüyorlar. Ya yani orada da çok güzel işler var yani keşke bir gün o işleri de konuşsak böyle videolarını falan böyle sizle birlikte yayınlasak insanlar bunları tamam, öğrense. Bunu ikinci bir programı sözü var. Olur oraya, tabii ki orada okullar yapılıyor yani orada işte e, lojistik merkezleri, küçük sanayi siteleri. Ee, orada hayat e, devam edebilecek şartlar sağlanmaya çalışılıyor. Hı hı. Tamamen uluslararası kurumların sağlamış olduğu fonlarla ya da hayır kurumlarının yaptığı işlerle Suriyelilere e, yani bu vesileyle ifade edeyim maaş ödenmiyor. Yani maaş ödenebilmesi için bir insanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. Vatandaş olan Suriyelilerden reşit olan memur olabilecek olanların e, içinde de bugüne kadar memur yapılmış hiç kimse yok. Kamu kaynaklarından, devletin hazinesinden, bütçesinden, vatandaşın cebinden Suriyelilere hiçbir şey verilmiyor. Bunlar tamamen sizinki gibi e, kuruluşların, yani çok büyük bir değer gamlıkla, çok büyük bir böyle insaniyet perverlikle e, hazırlamış oldukları ve sunmuş oldukları uluslararası fonlardan kaynaklanan e, insani, e, ayni ve nakdi ve vicdani yardımlar, bunları da ifade etmek gerekiyor. Günü geldiğinde. E, bugüne kadar dönmüş olanların dışında yaklaşık bir milyon insanın daha e, çok rahatlıkla e, ama, güvenli, ama onurlu, güvenli, onurlu ve gönüllü, ve gönüllü bir şekilde <laughs> geri döneceğine inanıyoruz. Onlar da zaten bunu talep edip istiyorlar. Doğru. <laughs> Sayın Genel Müdürüm tekrar çok teşekkür ederim açıklamalar için gerçekten çok önemli. E, gönüllü, onurlu ve e, güvenli gönül, e, gönüllü geri dönüş politikasının Hı. uygulanmasını duymak bizim için de e, çok önemliydi. E, biliyorsunuz şu anda dünyada herkesin gündeminde bir de Rusya ve Ukrayna savaşı var ve bu savaş kapsamında 6,5 milyon kişi de Ukrayna'dan ayrılarak farklı ülkelere geçiş yaptı. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Bizim e, büyük Büyükelçilik'ten aldığımız rakam en son 16 Mayıs itibariyle 124 bin Ukraynalının Türkiye geldiği yönündeydi. Hı -hı. Bir de e, daha evvel Türkiye'de bulunan Ukraynalılarla beraber sayı daha da artıyor. Hı -hı. Ukraynalı sığınmacılara yönelik olarak Göç ders Başkanlığı'nın yeni politikaları var mıdır efendim? Tamam. Ee, tabii var. Yani göçün bütün alanıyla, bütün Hı -hı. uyruklarla ilgili bir şeyimiz var. Ee, Ukrayna e, bize, yani Ukrayna vatandaşı olanlar, Ukrayna pasaportu taşıyanlar bize... E, vize muafiyetiyle geliyorlar. Hı hı. Yani e, şöyle mesela e, toplam giriş çıkış sayısı olarak ifade etmek gerekirse 150 bin bandında Ukraynalı gelmiş ama bu savaşın özelinde söylemiyorum. Hı hı. Genel, Genel olarak, gelenler yani turistik amaçla gelenler. Hı hı. Çünkü e, Antalya gibi böyle lokasyonlarda e, ikamet almış Ukraynalılar da var. Yani onların bir network'ü işliyor onlarla birlikte gelenler var. Turistik amaçla gelenler var. Ee, bu 150 bin bir ge geliş söz konusu ama 110 bin de çıkış söz konusu. <laughs> yani 90 günlük vize muafiyetinden sonra çıkmış. Ha bir de bu yaklaşık e, 90-100 günlük krizden yani Ukrayna-Rusya savaşından sonra yani e, bize sığınanlar var. <laughs> e, bu tabi şimdi ulu, e, gelenler ilk gelenler de vize muafiyetiyle gelenler. O yüzden 90 günlük bir süreçleri var. Yani burada gelip de bize şu anda e, uluslararası e, koruma e, prosesine başvuranların sayısı yaklaşık 3.000-3.500 civarında. Hı hı. Yani o sizin söylemiş olduğunuz sayıya dahil. Hı hı. Yani insanlar geliyorlar ama 90 günlük sürede acaba başka bir açılım sağlayabilir miyiz? Tekrar Avrupa'ya dönebilir miyiz diye ya orada bir tabi savaş bekliyorum. biter mi diye bekliyorlar. O yüzden şu anda e, e, uluslararası korumaya başvuranlar yaklaşık 3.000 civarında. 3.000-3.500 ee, bandında e, bir taraftan da barındırılanlar var. Hı -hı. Yani bunlar da 3.500 kişi civarında. Bunların 1.500 tanesi de e, çocuklarla birlikte yanındaki bakıcılar. Hı -hı. Yani refakatsiz çocuklar var. Öksüz ve yetim çocuklar. Devlet bunlara hemen yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız hemen e, bunlara gerekli bütün e, yardımları yapıyorlar. E, bir de tabii ki bu sizin söylemiş olduğunuz sayının içinde e, 4 binin üzerinde Türk soylular var. Hı hı. Yani işte Ahıska Türklerimiz var. Ondan sonra işte Kafkas coğrafyasından şu anda Ukrayna'da yaşayanlar Kırım hı hı. Tatarlarımız var. E, bunlar var. Bir de bununla birlikte e, Ukrayna'da yaşayan ama üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 10.000 bin civarında insanın da e, buraya geldiğini hı hı. düşünüyoruz. Evet şu anda dediğim gibi yani vize muafiyetinin süresi bitmiş değil. <laughs> yani savaş e, 90 gün 100 gün bandında ama bize gelen insanlar şu anda da e, 30'lu- 40 lu günlerindeler yani <laughs> e, yaklaşık bir bir buçuk aylık bir süreçteler Yani geliş devam edebilir e, Kara hudut kapılarımızda sınırlarımızda hava alanlarında bunlar karşılanır bir karşılama mekanizmamız var Yani hangi hudut kapısından giriyorlarsa oranın e, valiliği e, kolluk ve il göç idaresi bu insanları karşılıyor e, bir şekilde, yani geliş sebepleri öğreniliyor. E, mülakatlar yapılıyor. Detaylı mülakatlar yapılıyor. Ve Türkiye'de gitmek istedikleri. Yani network ile hı hı. bağlantılı gitmek istedikleri yere. Mesela Ahıska Türklerimiz. Bursa'da varlar. Sakarya'da, Eskişehir'de, Elazığ'da var. E, biliyorsunuz Bitlis'te, Ahlat'ta ve Erzincan, Üzümlü'de de böyle akrabaları olanlar var. Bu şekilde dağıtılıyor. Hı hı. Ama biz bunları takip ediyoruz. İhtiyaçlarını da gideriyoruz. Yönlendirme de yapıyoruz. Şimdi bir müddet sonra... Ee, bu süreyi tamamlayanlar uluslararası korumaya ya da ikamete başvurabilirler. Hı hı. Onunla ilgili bütün planlamalarımız var ama o süreç içinde şekillenecek bir iş. Hı hı. Ee, dediğim gibi e, az evvel size ifade etmiştim. Suriyeli bir muhacirin e, yani boynunun büküklüğü bizi ne kadar enterese ediyorsa ee, Ukrayna'dan e, gelip savaştan kaçan insanın e, boynunun büküklüğü de bizi o derecede ilgilendirip alakadar ediyor. Ama Türkiye bu konuda da planı, programı, projesi ve bir yönetim tarzı olan bir devlettir. Hı. Efendim aslında size sormak istediğimiz çok soru var. Ee, şu anda gerçekten arka arkaya sarsan 5-10 tane daha çıkar Hı. ama e, zaman kısıtlığı nedeniyle ben e, başka programlar için sizden söz almış olayım. E, birkaç tane programa ihtiyacımız var e, diye görünüyor. E, sizin bizlere son olarak söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? E, Şunu haricinde. söylemek isterim. Yani burası 27 yıllık bir kurumun çatısı Hı -hı. altındayız. Yani... Hayatın her alanına özellikle göç konusunda e, dokunduğunuz yerler var. Yani insana dokunuyorsunuz, bir kapasite geliştiriyorsunuz. Yani e, her defasında ben SGD'de Asam'la e, birlikte olduğum bütün programlarda, projelerde, alanda, sahada, ziyaretlerim sırasında ya da sizinle temaslarım sırasında... E, ...burada çalışan herkesin e, göçmenlerle ilgili yüksek bir duyarlılık ve hassasiyet geliştirdiğini görüyorum. Her şeyden önemlisi yani bütün fiziki şartların işte efendime söyleyeyim iş yapabilme kabiliyetinin dışında bu işe inanmak. Bu işe yürek ortaya koymak yani bu işte yatıp bu işte kalkmak bu hiçbir şeyle paha biçilemeyecek bir değer. Hı hı. Öncelikle yani hem tüm yöneticilerinizi başta siz olmak üzere yani genel koordinatörünüzü koordinatör yardımcılarınızı. E, ...illerde, ofislerde çalışan en alt kademedeki arkadaşlarınıza kadar tebrik ederim. Yani bu duygudaşlığı, bu paydaşlığı devam ettirebilmek çok önemli. Yani göçmenler adına da bir şans. E, yani hem uluslararası fonlar aracılığıyla hem de burada geliştirdiğiniz kapasiteyle... E, ...bu işin e, flu noktalarını, gri noktalarını, kıyıda köşede kalmış noktalarını siz daha iyi bilir takdir edersiniz. Kamuya verdiğiniz destek de e, son derece önemli... E, ...yaptığınız işi de önemsiyoruz, takdir ediyoruz. İnşallah daha iyi seviyelere gelir. E, yani bu kürsüde yarın, öbür gün başkaları da oturacak, bir şeyler anlatacaklar. E, günün sonunda öncelikle kendi toplumumuzun, milletimizin huzuru ve mutluluğu... ...yani birinci önceliğimiz iç halkada, Hı -hı. iç dairede bu olmalı. Sonra da devletimizin e, onuru, izzeti ve gücü Ayşegül Hı -hı. Hanım. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi hani bana hocam diye hitap ettiniz işte bir dostluğumuz var ya da işte göç idaresinde üst düzey yöneticiyim. İşte bir macir çocuğuyum, göçmenim falan filan ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Geriye dönüp baktığımda şunu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ve paydaş kurumlarla, STK'larla birlikte göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla, hukukla kuruyor, kurguluyor, yönetiyor. Ama bir zeminimiz var, insanlık ve vicdan. Biz bundan kopmayız. İnsanlık ve vicdanımızı yöneten alanların en başat aktörlerinden birisi de SGD'de Asam. Yani yolunuz açık olsun. Sizden duymak çok kıymetli. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarım, bütün ekip arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım adına. Ee, ayrıca bugün burada bulunduğunuz için de çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Sizin desteklerinizle beraber Estağfurullah. bütün bunları yapıyoruz. Estağfurullah. Ee, bahsettiğiniz gibi e, bir değer katabiliyorsak, faydamız olabiliyorsa çok mutluyuz. Ee, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hem olun. sizlere hem izleyicimize. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Hı.